Herkese merhabalar. Bugün sizlere kistik fibrozisi anlatmak istiyorum. Kistik fibrozis gibi önemli genetik bir hastalığı anlatmak istiyorum. Kistik fibrozis aileden geçen genetik önemli bir hastalıktır. Özellikle Türkiye gibi akraba evliliğinin çok olduğu ülkelerde çok önemli bir hastalık. Çünkü anne ve babada taşıyıcılık varsa çocuklardan dörtte birinde hasta olma şansı yüksektir. Akraba evliliği olunca aynı taşıyıcı genler anne ve babada olabildiği için tabii ki hastalık olma şansı daha yüksek oluyor. Peki bu kistik fibrozisin belirtileri neler? Özellikle kistik fibrozis doğar doğmaz belki size belirti verebilir. Özellikle kakasını 3 gün içinde yapmayabilir. Bu size bir uyarıcı bir bilgi olabilir. Yani çocuk doğduğu zaman 3 gün, doğduktan sonra 3 gün kakasını yapmamışsa, özellikle karında gerginlik de olmuşsa burada aklınıza gelebilir. Bunun dışında bu çocuklar genelde sık sık hırlar. Nefes sıkışıklığı, öksürük, akciğerde hırlama olur. Ve gelişiminde bir yavaşlama, gelişiminde bir duraklama vardır ve iyi gelişemezler, büyüyemezler. Kakasında yağlanma, sümüklü bir görünüm vardır, yağlı bir görünüm vardır. Ve bu şekilde büyürken sık sık öksürme, akciğerde enfeksiyonlar olmaya başlar. Daha büyük yaşlarda parmaklarda çomaklaşma belirtileri olabilir ve kistik fibrozis çocuklarının, erkekleri özellikle, erkek kistik fibrozislerin üreme yeteneği yok denecek kadar azdır. Çünkü sperm kanallarıyla alakalı problem vardır. Kızlar yine bir nevi üreme yeteneği vardır ama tabii ki biraz zor olsa da üreme yeteneği vardır. Bunun dışında özellikle yetişkin yaşa kadar hiç belirti vermemiş ama sadece kısırlık nedeniyle teşhis konulan kistik fibrozisli vakalar olabilir. Ve öksürük, sık sık zatürreye şikayetiyle gelebilirler karşınıza. İşte özellikle akciğerleri tutar, safra yollarında sarılık yapabilir örneğin. Safra taşı yapabilir, diyabet yapabilir, birçok organı tutabilir ve karaciğeri etkileyebilir. Akciğeri, akciğer yetmezliğine neden olabilir ve akciğerde özellikle bronşektazi dediğimiz ağır harabiyet yapabilir. Ve olmaması gereken mikroplar balgamda, boğazda olmaya başlar. Pseudomonas denilen enfeksiyon olmaya başlar. İşte bu belirtilerle kendini gösteren önemli genetik bir hastalıktır. Peki bu hastalığın teşhisini nasıl koyalım? 2015 yılından beri çocukların topuğundan tarama testinde kistik fibrozis de taranmaktadır. Ve kistik fibrozis hastalığı erkenden teşhis konulmaktadır. Ama kistik fibrozis bu tarama testlerinde özellikle anne karnında pisliğini yutan çocuklarda, stresli bir hamile yaşayanlarda bu kistik fibroz tarama testi yanlış olarak negatif çıkabiliyor. Bunun oranı da %10'dan biraz daha azdır. Yani genelde kistik fibroz varsa tarama testinde aslında yakalanıyor. Fakat %10 oranında atlayabildiği için böyle klinik belirtileri uygunsa yine kistik fibroz hastalığının akla gelmesi gerekiyor. Peki bu teşhis olarak nelere dikkat ediyoruz? Özellikle klinik belirtileri olanlarda, yeni doğanda tarama testi pozitif olanlarda veya ailede kistik fibrozis bir çocuk varsa, bu kriterlerden bir tanesi varsa demek ki kistik fibrozis olma ihtimali var. Peki ne yapıyoruz? Özellikle bu çocuklarda ter testi yapıyoruz. Çünkü bunun teşhisini koyduran ter testidir. Ter testinde de klor miktarına bakıyoruz. Ter testindeki klor miktarı bize teşhis koyduruyor. Eğer klor miktarı 30'un altındaysa o zaman bu çocukta kistik fibroz yok diyebiliyoruz. Ama 60'ın üzerindeyse, işte 60 veya üzerindeyse bize kistik fibrozis tanısı koyduruyor. İkisinin arasında olan, yani 30 ile 60 arasında olan tabloları ise şüpheli durumlar. Bunları takip etmek, takibe göre karar vermek gerekiyor. Ve bazen de genetik analizler gerekebiliyor. Bir diğer tanı aracımız da kistik fibrozis, genetik tahlillerle de teşhis koyabiliyoruz. Genetik tahlillerde hangi gende mutasyon olduğunu bilmemiz gerekiyor. İki tane mutasyonun olması gerekiyor. Bu iki mutasyon eğer varsa o zaman
yine kistik fibroz tanısı konulabiliyor. Ve bazen de burundan yapılan bir test var. Bu testi de yaparak test konulabiliyor ama Türkiye'de bunu yapan çok fazla merkez yok. Özellikle Türkiye'de ter testi ve genetik analiz tanı konuluyor. Ve tedavide de özellikle erken başlamak çok önemli. Çünkü akciğerlerde karabiyeti durdurmak, geciktirmek önemli. Ve akciğerde karabiyeti durdurmak için de ne yapmamız gerekiyor? Akciğerde balgamın birikmesini engellememiz gerekiyor. Burada en önemli sorun akciğerden balgam çıkamıyor. Balgam çıkamadığı için de ne yapmamız gerekiyor? Balgamı çıkmaya yardımcı olmak lazım. Özellikle tomografi çekilip de bronşoktezi olanlar çok önemli. Bu bronşoktezi dediğimiz akciğer harabetinin ilerlemesini durdurmamız gerekiyor. Bunun için de her gün fizyoterapi yapmamız, akciğerde balgamı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle sabah akşam yapılması ve hastalandığı zaman belki 4 kez yapmamız faydalı olabilir. Ve özellikle boğaz kültüründe veya balgam kültüründe pusudamana süremişse bu kolonizasyonu engellemek için arada 2 haftalık antibiyotik kürleri uygulamak gerekebilir. Bazen de enfeksiyon nedeniyle ateş çıkıyor. Bunlar da hastanede yatarak bu enfeksiyona karşı tedavi vermek gerekiyor. Ve özellikle akciğerdeki bu pusudamanız enfeksiyonu engellemek için nebulizatör yardımıyla buharlar vererek, antibiyotikli buhar vererek akciğerlerdeki enfeksiyonu temizlememiz gerekiyor. Ve balgamı yumuşatıcı tedaviler vermemiz gerekiyor. Balgamı yumuşatıcı tedavilerle daha rahat balgamın çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa akciğerlerde karabiyet ilerlerse ve ne olur? Akciğerde yetmezlik olur. Akciğer yetmezliklerinden çocuğu kaybederiz. Bu çocuklarda bazen akciğer yetmezliğinden akciğer transplantasyonu gündeme gelebiliyor. Akciğer transplantasyonu yapabilir ve gen tedavileri gündemde olabiliyor. Kök hücre tedavileri gündemde olabiliyor. Bunlar tabii yeni yeni tedaviler, ilerleyen dönemlerde belki buralarda gelişmeler olabilir. Bu şekilde tedaviler sağlanabilir. Ama şu anda özellikle çocuğumuzda enfeksiyonu önlemek için tedavilerin uygulanması, bir taraftan da vitamin desteğinin verilmesi gerekiyor. Özellikle yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleri bu çocuklarda yeterli olmayacağı için bu vitaminlerin takviye edilmesi gerekiyor. Ve özellikle pankreas enzimlerinde yetersizlik olduğu için pankreas enzimlerinin yerine konulması gerekiyor. Ve bu tedavilerle beraber izlemek, kaka tahlilleri, boğaz kültürleri, balgam kültürleriyle bu çocukları takip etmek gerekiyor. Ve çocukların hayatını uzatmamız gerekiyor. Evet, kistik fibrozis demek ki akciğeri, karaciğeri, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak sistemini, üreme sistemini, safrayı tutabilen, endokrinolojik sistemi tutabilen, hatta böbreklere kadar etkileyebilen önemli genetik bir hastalıktır. Erken teşhis önemlidir. Onun için klinik belirtileriniz varsa hemen kistik fibroz tanısı için özellikle ter testinin yapılmasında fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.